Selam arkadaşlar, ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasına yön veren kanala hoş geldiniz. Sevgili dostlar, tam bir haftadır biraz rahatsızım. Biz de şifayı kaptık, üstüne üstlük bir de gözümüzden arpacık çıktı, bu da beni rahatsız ediyor. Hatalarımız olursa affola. Evet sevgili dostlar, Trendyol Go zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bir de kanalımı sıkı takip eden arkadaşlarımdan şöyle bir yorumlar geldi. Hem Instagram'dan hem de YouTube kanalımın yorumlar kısmından. Abi geçtiğimiz hafta yapmış olduğum videolarda Trendyol Go zam oranlarını Ocak ayının ikinci haftası açıklayacak diye söylemiştim. Bu Ocak ayının ikinci haftasına neden kaldı? Bununla ilgili sahada arkadaşlar herkes kendi yorumlarını yapıyorlarmış. Takipçilerim abi bununla ilgili detaylı bir video çeker misin diye ricada bulunmuşlar. Ben de sizleri kırmadım arkadaşlar. Şu anki izlemiş olduğunuz videoda bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Videomuzun devamına geçmeden önce her zamanki gibi sevgili dostlar, kanalımı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımızdan yine bir ricamız olacak. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın. Bir de arkadaşlar like'ları unutuyoruz. Like'lar bizim için önemli. Şu anda izlediğiniz videoya bir de like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında bu bahsetmiş olduğumuz detayları sizlere dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışayım. Evet sevgili dostlar, aslında bu videoda çok şeyden bahsetmek istiyorum da artık bu bahsedeceğim içime böyle dolan olayları başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Hastalıktan bahsettik arkadaşlar, hasta istedik. Geçtiğimiz hafta Yemek Sepeti'nin ve Vigo'nun zam oranlarını sizlere paylaştım. Orada işte biraz moralimiz bozuktu. Hastayız çünkü arkadaşlar. Bunu bile Trendyol Go ile bağlayan arkadaşlarımız oldu. Mustafa abi senin moralin bozuk, senin moralin biraz düşük. Kesin Trendyol Go'nun yapacağı zam oranlarını biliyorsun. Bizleri tatmin etmeyecek. O yüzden böyle moralin bozuk şekilde video yapıyorsun diyen arkadaşlarımız bile oldu. Sevgili dostlar yapmayın. Yani hastalıkla Trendyol Go'nun zam oranları düşük olacak, sizleri mutsuz edecek. Ben bunları biliyorum. O yüzden moralim bozuk olayını nasıl bağladınız? Bunu da aklım almış değil. O yüzden sevgili dostlar sizden ricam, lütfen bilip bilmeden olayları başka yerlere bağlamayın. Evet, firmalar zam oranlarını açıkladı. İlk fiyo açıkladı, sonra yemek sepeti açıkladı. Ama bana göre hala zam oranlarını açıklayacak olan tek firma Trendyol Go. Esnaf kurye modeline de yön verecek firma Trendyol Go. Ne derseniz deyin. Sevgili dostlar bakın, yıllardır bu sektörün içindeyim. Buranın en iyi firma olduğunu benden siz daha iyi biliyorsun. Çünkü hadi ben yalan söylüyorum da 32 bin tane adam mı yalan söylüyor arkadaş? Diğer firmalara çıkıp buraya geliyorlar. Eskiden kafamızı çevirdiğimiz zaman 2,5 yıl önce sahada olan firmanın kuryelerini biliyorsunuz zaten, her kafamızı çevirdiğimiz yerde onları görüyorduk. Şimdi bakıyorum sokaklara, hangi sokağa bakarsan bak Trendyol Go kuryesi abi. Karşı firmadan çalışan, faaliyet gösteren adamları böyle bir tane iki tane görüyorsun. Bir marketin önünde bir tane, bir mağazanın, restoranın önünde bir tane görüyorsun. Farklı firmanın kuryelerini. Yani bunun akıl var, mantık var. Hani bunu ben söylemiyorum. Siz kendi gözünüzle yarın semtinize kafanızı çevirip yalan söylüyorsam yaz abi yalan söylüyorsun de. Ben şurada şu marketin önünde 50 tane şu firmanın kuryesini gördüm. Göremezsiniz abi. Ben göremiyorsam siz de göremezsiniz. Geçen gün Yemek Sepeti zam oranını açıklayacak. Kadıköy'deki arkadaşlara soruyorum. Açıkladı mı, açıklamadı mı? Çünkü Yemek Sepeti'nin kuryelerine sorun. 4 saat 5 saat geçti haber gelmiyor. Arıyorum abi niye haber vermiyorsunuz? Bir soramadınız mı kuryeye? Abi diyor göremedik ki soralım. Sahada görsek zaten soracağız. O yüzden arkadaşlar çalışma şartı, kazanç şartlarının en iyi olduğu firma burası. Kim ne söylerse söylesin. Tabii ki esnaf kuryesiniz, istediğiniz yerde faaliyet gösterebilirsiniz, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Ama böyle çok zıplamanın bir mantığı yok. Ben kendi arkadaşlarımdan örneklerini verdim. Zıplamanın bir mantığı yok. Sebat etmek lazım. Ne kadar hesap yaparsanız yapın. Bazı hesapları bazıları farklı yapıyor, bazıları farksız yapıyor ama ne kadar hesap yaparsanız yapın. Hangi firmayla kıyaslama yaparsanız yapın, hem çalışma şekli olarak hem de kazanç olarak Trendyol Go şu anda Türkiye'de bir numara. Trendyol Go sevgili dostlar, biliyorsunuz ikinci haftasında açıklama yapacağım dedim. Araştırdım, duyumlarını aldım. İkinci hafta, yani bu hafta içinde zam oranlarını açıklayacak. Peki bu olay neden bu kadar uzadı? Yani ikinci haftaya neden kaldı? Bunların detaylarını sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz asgari ücret 1-2 aylık çalışma sonrasında belli oldu. Ücret geçişleri bir süreç. 2 günlük bir iş değil arkadaşlar. Bunun üzerinde 1 aylık bir çalışma yapılması gerekiyordu. Bir de biliyorsunuz e-ticaret yasası vardı. E-ticaret yasası altını dipnot olarak çizmek istiyorum. 29 Aralık yıl sonunda belli oldu ve bu yasadan sadece Trendyol etkilendi. Trendyol'u etkileyen bir yasaydı.
Onun için hazırlıklar bu yasanın çıkmasından sonra başlamak zorunda kaldı. Burada zaten sizin beklentilerinizi aldıkları 1-2 haftalık süreç de olacaktı. Bu süreçte arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda sahada faaliyet gösteren arkadaşlarımızı ufak gruplar halinde ofislere çağırarak arkadaşlarımızın beklentilerini sordular. Bu süreçte 1-2 haftayı bulacaktı. Sistemi de ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarlamaları lazımdı. Biliyorsunuz Trendyol Go 15 ilde faaliyet gösteriyor. Burada bisikletli kurye, araçlı kurye, part time, full time faaliyet gösteren arkadaşlarımız vardı. Bunları da düşündüğümüz zaman zaten bu olayların hesaplaması da arkadaşlar 1-2 haftalık süreyi alıyordu. Trendyol en iyi teknoloji ve yönetim ekibine sahip. Bu kadar arkadaşlar olayı 1-2 haftada toparlamaları yine iyiydi. Mümkün olduğu kadar 2 haftaya sıkıştırdılar. Trendyol Go en iyi kazanç sağlayan platform olmaya devam edecek. Tüm ekip hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu 2 haftalık süreçte arkadaşlar bu kadar olayın hesaplamalarını yapıp bizlere duyurularını çok kısa zamanda atacaklardır. Tekerinize taş değmesin. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın sevgili dostlar.